Sevdiğin işi yapmak için hayallerinin peşinden gitmek tehlikelidir. Çünkü bir köpeğin kuyruğunu kovalamasına benzer. Hayır hayır, sanırım anlamsız oldu. Peki buna ne dersin? Belediye otobüsüne kartsız binmek gibidir. Sanki bu daha iyi oldu. Bileti arka cebinde bulmak gibi. Bileti basıp hayatına devam edeceksin. Biletler Epsilon Yayın Evi'nden. Kitabımızsa Görmezden Gelemeyecekleri Kadar iyi Ol. Üç basit yöntemle sevdiğin işi yapabilmenin yolunu göstereceğim. Bu üç yöntem o kadar basit, o kadar net anlatılmış ki bu kitapta. Kitap bittiğinde umarım rakiplerim okumaz dedim ama bunu herkesin duyması lazım. Umarım herkes okur ve iş yaşamından herkes en yüksek verimi alabilir. Sevdiği işi yapabilir. Sevdiği işi mutlu ve başarılı yapabilir. Bu üç yöntemin ilkinde dünyada işinden memnun, başarılı insanların sırlarını açıklayacağım. Sırlarını gösterdikten sonra senin, benim gibi herkesin, her normal insanın bunu nasıl başarabileceğini anlatacağım. Ve en sonunda tüm bu iki yolu birleştiren bir bakış açısını anlatacağım. Bu üç yöntemi Steve Jobs'ın dünyanın en zengin insanlarından biri olmadan önce bile kullandığını söylesem yeterliydi aslında. İster yeni mezun iş arayan, İsterse biraz kafası karışık bir çalışan veya işinden çok da memnun olmayan biri ol, bu kitap sana gerçekçi bir harita çiziyor. Bu üç yöntemi öğrendikten sonra çalışma hayatına bambaşka bakacaksın. Peki nedir bu mutlu çalışanların sırrı? Öyle bir iş buldum ki her gün para vermeseler bile yaparım. Çünkü yaptığım işi sevmeyi öğrendim. Mutlu olmak için pek çok insanda olmayan, tehlikeli ama ender bulunan bir şeyi kovaladım ve buldum. Hayallerimin peşinden gittim. Bunu demeyi çok isterdin değil mi? Çünkü yıllarca o adamın konuşmalarını izledin. Çünkü o karşısında dünyanın en parlak öğrencileri varken onlara ilham verici bir konuşma yaptı. Ne demişti? Tutkularının peşinden git. Mutlu olmak için tek şansın bu. Ve hata yaptın. Hatalı bir slogana inandın. Neydi bu slogan? Hayallerinin peşinden git. Sevdiğin işi yap. Bu kusurlu slogan mutluluğuna mal oldu. Ama halen şansın var. Çünkü bu kitapta işlerinden mutlu olan insanlara bunu nasıl başardıkları sorulur. İşinizi nasıl görüyorsunuz? Sadece faturaları ödeyen, günü kurtaran bir iş gibi mi? Yoksa kariyer basamakları olan, yükseldiğiniz bir iş gibi mi? Ya da üçüncü seçenek, en romantiği, bir meslek, yani karakterinizi yansıttığınız bir iş. Bütün hayatınız boyunca umut ettiğiniz, beklediğiniz bir iş gibi mi görüyorsunuz? Bu sorunun sorulduğu gruplarda doktorlar, pilotlar, mühendisler, askerler, bunun gibi küçükken olmayı hayal ettiğimiz meslekler de vardı. Normalde kimsenin küçükken hayal etmediği mesleklerde. Beklenen cevabın küçükken hayal ettiğimiz mesleği yapanlar olduğu, onların hem başarılı hem de çok severek yaptıklarını düşünürüz işlerini. Ama beklenen cevap gelmez. Çünkü hemen hemen tüm meslek gruplarında aynı dağılım vardır. Üç eşit parçaya bölünmüştür. Kimisi doktor dahi olsa işini faturaları ödemek için yapar. Kimisi gerçekten kariyer olarak görür. Ama kimisi de küçükken hayal ettiği o insan olmuştur. Ama bu nasıl olur? Böyle güzel bir mesleğe sahip olanlar bile bunu nasıl düşünür? Araştırmayı biraz daha derinleştirirler. Hatta son derece sıradan normal bir meslek olan üniversite idari asistanlarına bile bu soruyu sorarlar. İdari asistanların da bu işi, yani yaptıkları idari asistanlığı bile meslek olarak görüp çok severek yaptıkları anlaşılır. Bu tuhaf cevap herkesi şaşkına çevirir ve araştırmayı daha da derinleştirirler. Bir ortaya çıkar ki sevdiği işi yapanlar hayallerinin peşinden koşanlar değil, o işte yeteri kadar uzun süre geçirenlerdir. Çünkü deneyim sayesinde iş daha iyi yapılır. Daha çok etkili olunur ve tabii daha çok çevre edinilir. Yani arkadaş çevresi daha fazla olur. Hem de çevrenize sizin etkiniz de daha fazla olur. Güçlü, sağlam ilişkiler kurarsınız. Mutlu bir çalışan olmak için bu ilk yöntem harika. Deneyim kazan, uzun süre çalış. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Bize kariyerinin sonundakiler değil, başındakiler lazım.
Amerika'yı ben hiç ziyaret etmedim ama kitabımızın yazarı Cal Newport orada yaşıyor ve bu araştırmaların hepsini Amerika'da yapıyor. Hatta yazarımız Cal Newport en fakir, en köhne mahallelere bile girmiş. Neden mi? Tek bir cevabı öğrenmek için. Çünkü deneyimli olmak tek başına yeterli değil. Diğer adımları da atmak lazım ve bu atılan adımlar epey tozlu. İkinci yöntemde bu tozlu adımların nasıl atıldığını göreceğiz. Atmamız gereken doğru ama tozlu adımlara hazırsanız şimdi başlayalım. Yazarımız Amerika'nın Boston şehrinin en fakir mahallelerinden birine gider. Bu köhne mahallede bir adrese gidecektir. Adrese yaklaşır, uzaktan o eve bakar ama gözlerine inanamaz. Çünkü ev dökülmektedir, sıvası bile akmıştır. Dışarıdan terk edilmiş bir ev gibi görülür. Yine de yazarımız hazır buraya kadar gelmişken eve gireyim diye yaklaşır. Ve eve yaklaştıkça bir müzik sesi evden duyulur. Duyulan müzik sesi Amerikan country müziğidir. Biraz daha yaklaşır ve evin önünde bir adamla göz göze gelir. Adam ona bir selam verir ve içeri davet eder. Belli ki bu adam yazarımızı bekleyen o adamdır. Yazarımız ve adam evin ikinci katına çıkar. Küçücük bir odada, hatta yurt odasından bile küçük, neredeyse bir yatağın zar zor sığdığı bir köşede de çok parlak, çok janti, güzel bir gitarın, hatta o yazarımızın anlattığına göre odadan bile, evden bile daha pahalı bir gitarı görür. Bu pahalı gitarın sahibi ve onu eve davet eden adam aslında Amerika'nın country müziğinde en ünlü müzisyenlerinden biri Jordan Tice'tir. Bu ünlü adamın ünlü olmasına sebep olan şey orada yaşaması, o köhne evde yaşaması değildir tabii ki. Jordan Tice o parlak güzel gitarı eline alır ve müziğe başlar. Müzik yazarımızın çok hoşuna gider. Jordan Tice'i tebrik eder ama Jordan Tice şöyle söyler. Bu aslında yeni albümümde çıkacak bir şarkı ve yeterince hızlı değilim. Benim bir rutinim var. Günlerce, haftalarca, hatta belki aylarca aynı ritmi çalıyorum. Yazarımız Cal Newport orada bir ışık görür. Hayır, ışık görmez. Sadece birçok düşüncesi bir araya gelir. Çünkü herkesin nefret ettiği çok önemli bir kelimeyi çok güzel bir şekilde kullanmıştır Jordan Tice. Bu kelime rutindir. Rutin sadece sıkıcı işlerde değil, başarılı olduğumuz işlerde de en önemli roldedir. Çünkü Jordan Tice'ı Jordan Tice yapan da rutindir. Başarılı insanların başarılı olabilmesini sağlayan da. Kitabımızın yazarı Cal Newport'un çok beğendiği aktör Steve Martin'in bir sözü vardır. Steve Martin'e bir röportajında şöyle sorulur. Nasıl başarılı oldunuz? Steve Martin şöyle cevaplar. Herkes kolay cevabı duymak istiyor. Basit, çabasız ve nokta atışı cevaplar bekliyorlar. Sanki tek bir kişiyi tanımaları ya da tek bir doğru hamleyi yapmaları yetermiş gibi. Ama aslında cevap belli. Görmezden gelemeyecekleri kadar iyi ol. Steve Martin'in bu sözü yazarımızın o kadar hoşuna gider ki yazdığı kitabın adını koyar. Steve Martin'e göre eğer görmezden gelemeyecekleri kadar iyi olmazsan, bu çabayı göstermezsen, zor bulunan ve seni öne çıkaran yeteneklere sahip olamazsan, görmezden gelemeyecekleri kadar iyi olamazsın. Yeteneklerinizi ortaya çıkartmak aslında bir büyüteci, güneşin altında dakikalarca aynı noktaya tutmak gibidir. O kıvılcım gelene kadar beklersiniz. Kıvılcımı çıkartmak için odaklanmanız, rutin ve sıkıcı işleri saatlerce, günlerce, aylarca yapabilmeniz gerekir. Eğer iyi olmaya odaklanmazsanız, işinizi de sevemezsiniz. İşte bu bakış açısı hayatınızı zenginleştirebilir. Yani hayatınızın sahibi olmak, ustası olmak, dünyaya ne verebileceğinizin peşinden gitmek, yaptığınız işi sevebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu bazen köhne bir odada saatlerce tek bir ritmi çalabilmek için çabalamak, bazen bir ilkokul çocuğunun ilk harflerini yazmasına yardım etmek, bazen de bir ameliyathanede bir insanın, hiç görmediğiniz bir insanın hayatını kurtarmak gibidir. Hayallerinin peşinden git sloganının ne kadar tehlikeli olduğunu anlattık. Bir işi sevebilmenizin anahtarının o işte geçirdiğiniz deneyim ve o işe ne kadar odaklandığınızla ilgili olduğunu da anlattık. Hatta odaklanmanın, rutin işleri saatlerce, günlerce yapabilmenin ne kadar faydalı olduğunu da. Bu sloganın, hayallerinin peşinden git sloganının tehlikeli olmasının sebebi şu. Bunu düşünen insanlar hayatın onlara ne verebileceğinin peşindedirler.
onların dünyaya ne verebileceğini değil. Hayallerinin peşinden git sloganına bağlı olan insanlarda genellikle iş tatmini sağlanamaz. Bir işten diğerine atlayıp dururlar. Bu insanlar bana büyüteci parlak güneşin altında tersten tutuyormuş gibi geliyor. Peki biz büyüteci nasıl doğru tutacağız? O kıvılcımları nasıl sağlayacağız? Sevdiğimiz işi yapmak için doğru bakış açısına nasıl sahip olacağız? Onun da cevabı küçük bir hikayede saklı. Bu üçüncü yöntem olmadan ilk ikisinin pek bir anlamı kalmıyor. Üçüncü yöntemin adını duyulamayan senfoni koydum. İşinizi severek yapabilmenin sırrı duyulamayan senfonide gizli aslında. Gökyüzüne değen demir yığınlarının ortasında bir metro istasyonundayız. Ocak ayının soğuk bir kış günü. Burası Amerika'da ve Washington'da. Güneş doğalı henüz bir saat olmuş. Ama metro istasyonundan bir keman sesi yükselir. Kemancı müziğini çalarken önünden onlarca insan geçmeye başlar. Henüz 3-4 dakika olmuştur ki orta yaşlarda bir adam kemancının önüne gelip $1 bahşiş verir. İlk bahşişini kazanan kemancı adama gülümser ve müziğine devam eder. Birkaç dakika sonra adamın teki duvara yaslanıp kemancıyı dinlemeye başlar ama çok kısa sürer. Çünkü işine geç kalmıştır. Hemen metroya koşar. Kemancıya en çok ilgiyi 3-4 yaşlarında bir çocuk gösterir. Kemancıyı merakla izler ama çok kısa süre sonra annesinin onu çekiştirmesiyle kendine gelir. Birkaç çocuk daha aynı kaderi yaşar. Hayatlarına annelerinin istediği gibi devam ederler. 40-45 dakika sonra kemancı müziğini sonlandırır. Durup dinleyebilen 6-7 kişi olmuştur ve yaklaşık $32 bahşiş kazanmıştır. 45 dakikada iyi para. Kemancı kemanını kutuya koyar, katlar ve gider. Alkış yok. Tebrik yok. Sessiz sedasız çekip gider. Bu herkesin görmezden geldiği kemancı daha 3 gün önce öyle bir giriş yapmıştır ki bir konser salonuna tek bir bilet bile $100 satılmıştır. Elindeki keman $3,5 milyon. Metroda kimsenin fark etmediği bu kemancı dünyaca ünlü Joshua Bell'dir. Bu sayılı kemancılar arasında yer alan adam aslında bir araştırmaya konuk olmuştur sadece. Siz belki $100'lık bir konser vermeyeceksiniz. Ama duyulamayan senfoni olmamak için duyulamadığınız yerde kalmamanız gerekir. Yazarımız bu noktada müthiş bir tavsiye veriyor. İşinizde iyi olmak için odaklandınız. En iyisini yapmaya çalıştınız. Ama eğer yanlış yerdeyseniz bunların hiçbirinin anlamı yok. Joshua Bell metroda nasıl çantasını pılını pırtısını alıp gittiyse siz de duyulamayan senfoni olmamak için çekip gitmelisiniz. Çünkü çevre ya da ortam ne derseniz deyin, kariyerinizi büyüten, sizi dönüştüren en önemli şeydir. Doğru yerde o kemanı çalmak duyulmanızı sağlar. Ve duyulmaya başladıktan sonra birazdan anlatacağım şeyi yapmazsanız bu anlattıklarımda hiçbir işe yaramaz. Çünkü şimdi sıra bu anlattıklarımı uygulayıp milyoner olmakta. Epsilon Yayın Evi'nin Milyonerliğe Hızlı Geçiş kitabı da tam olarak bunu anlatıyor. Sesini duyurup şifreyi çözmek ve zengin bir yaşama adım atmak için bir sonraki videomuz hemen devamında.